Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda CHP ve İyi Parti'nin sessiz kalmasını eleştirdi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık gene yaparız dedi. Yapılması gereken ilk iş bu kadının milletvekilliğinin derhal düşürülmesidir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist ve terör örgütü sempatizanı görmek, seslerini duymak, aynı havayı teneffüs etmek istemiyoruz. Gündeminde dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel vardı. Milletvekili maaşı alıp terör kamplarına kaçmak hainliktir dedi. CHP ve İyi Parti'nin bu konuda sessiz kaldığını söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu, Neyi bekliyorsun? Neden susuyorsun? Haydi bunu da eleştir. Mert sen bu rezalete de tepki göster. Cumhuriyet Halk Partisi kuzuların sessizliğine gömülmüştür. İp deseniz o zaten üç maymun oynamakla meşguldür. MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında kürsüdeydi. Sözü ekonomideki gelişmelere getirdi. Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir hayat bağlılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir. Ama Allah'ın izniyle bunların hepsi geçicidir. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına göz yumamayız. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık gene yaparız. Ukrayna'da yaşananlara da değindi Bahçeli. Buçada sivillerin katledildiği iddialarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi bu kanlı hadise herhangi bir şaibeye veya soru işaretine açık kapı bırakmadan tespit edilmişse sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması insanlık görevi, evrensel adalet ve hukuk kuralıdır. Katliam iddialarının İstanbul'da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgahtır.